İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Faks numaramız ise 0212 454 56 26. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat okumak. Enes bin Malik der ki, Ashab'tan Ebu Talha, ziyarete gelmişti bir gün Resulullah'a. Görünce o serverin sevinçli olduğunu, sebebi nedir diye Resul'den sordu bunu. Cevaben buyurdu ki, nasıl sevinmeyeyim? Biraz önce Cebrail yanıma geldi benim. Dedi, kim sana her gün okursa bir salavat, Allah da 10 salavat gönderir ona bizzat. Yine o Müslümanın siler 10 günahını ve 10 ecir vererek arttırır sevabını. Allah Musa Nebi'ye buyurmuştur ki hem de, salavat söyle her gün Habibim Muhammed'e. Beni İsrail'e de söyle ki ona eğer iman etmezler ise cehenneme girerler. Musa Nebi sordu ki, ya ilahi Muhammed kim ola ki zatına yakındır böyle gayet? Buyurdu ki, ya Musa, o olmasaydı eğer, olmazdı gece gündüz, olmazdı yer ve gökler. Cennet ile cehennem ve bil cümle mahlukat, hep onun hürmetine var oldu bu kainat. Musa aleyhisselam dedi ki, ya ilahi, onun nübüvvetini tasdik ettim ben dahi. Süfyan-ı Sevri der ki, Beytullah'ta ben bir zat, gördüm ki o servere çok okurdu salavat. Ben bunun hikmetini sorunca o kimseye, dedi ki, ben babamla çıkmıştım bu sefere. Velakin yolda babam vefat etti aniden. Ölür ölmez yüzü de simsiyah oldu birden. Ben buna çok üzülüp uyumuşum o saat. Rüyamda yanımıza geldi bir mübarek zat. Ve sürünce elini pederimin yüzüne, o siyahlık kaybolup nur geldi üzerine. Ben o zata sordum ki tutarak eteğinden, sen kimsin ki kurtardın babamı bu halinden? Buyurdu, bilmiyorsan kendimi tanıtayım. Ben senin peygamberin Muhammed Mustafa'yım. Senin baban günahkar bir kimseydi fakat, getirirdi ömründe bana çokça salavat. Onların hürmetine imdada geldim hemen ve kurtardım onu bu düştüğü kötü halden. Ben dahi o esnada o rüyadan uyandım ve hemence babamın yüzünü açıp baktım. Gördüm ki o siyahlık kaybolmuş hakikaten. Nurlanmış, güzelleşmiş, sevinip kalktım hemen. Gönül rahatlığıyla babamı defnederek devam ettim yoluma, Rabbime hamd ederek. Hem de Resulullah'a salavat okumanın öğrendim faydasını yaşayarak bir hakkın. O günden itibaren
elimden geldiğince salavat okuyorum Resul'e gündüz gece. Yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorunu söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Zünnun-u Mısri rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki tövbe iki kısımdır. Birincisi inabe tövbesi ki kulun Allah-u Teala'dan korkup tövbe etmesidir. İkincisi isticabe tövbesidir ki kulun Allah-u Teala'dan utanıp tövbe etmesidir. Birisi korkup tövbe etmesi, diğeri de utanıp tövbe etmesi. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Buyurun. Osman Hocam'a iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle sizden evladımız olması için dua istiyorum. Cenab-ı Hak hayırlı evlat nasip etsin inşallah. Teala. Amin hocam. Ramazan'ın şerifinizle mübarek olsun. Amin. Rabbim ulaştırsın inşallah. Teşekkür ederiz. Hocam benim bir tane sorum var. Tesettürle alakalı. Tesettürlü bir bayanım, işte hani çevrenizde gördünüz, işte pardüseli, öyle hani renkli başörtülerden de takan biriyim. Ama son zamanlarda artık başım ağrımaya başladı. Yani gerçek anlamda kapalı mıyım? Mesela Ahzab suresinin hani çok bildiğimiz 59. ayet kelimesindeki, yani ona uymuyoruz gibime geliyor. Nasıl örtünmeliyiz hocam? Yani ayette bahsedilen çarşaf mı? Çarşaf diyorlar. Yani iki arasında kaldım. Hani mesela ümmetimden öyle zaman gelecek ki giyinik çıplaklar türüyecek diyor Efendimiz. Yani ben onlardan mıyım ya da bizim giydiğimiz kıyafet onlardan mı hocam? Bununla alakalı soracağım. Bir de mesela zaman yeri geldiğinde pantolon giyiyoruz. İşte dizlerimize kadar tunik hani örtüyor. Bu da uygun mu? Nasıl olmalıyız? Nasıl düzelteceğiz kendimizi hocam? Bunun için soracaktım sorumu. Peki efendim. Teşekkür ederiz. İyi günler. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hocam malum Ramazan yaklaşıyor. Size sorum olacak. Hı hı. Şimdi Ramazan'da bulunduğum bölgede Ramazan günlerinde imsak vakti saat 3'te giriyor. Hı hı. Ama bayramın birinci günü imsak vakti 4:15 geçe giriyor. Bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Birinci sorum bu. Aynı diğer takvimde. Aynı takvimde mi? Hayır. Mesela imsak ezanı saat 3'te okunuyor Ramazan'da. Bayramın birinci günü sabah namazı 4:15 geç okunuyor. Bu aradaki farkı öğrenmek istiyorum. Neden böyle oluyor? Birinci sorun bu. Diğer bir sorum, Türkiye Gazetesi takvimi kullanıyoruz. Türkiye Gazetesi takvimine göre namaz saatleri bulunduğumuz bölgede 3 ila 4 dakika arasında oynuyor. Biz de Türkiye takviminin belirttiği saate uyarak namazımızı eda ediyoruz. Bu doğru mu? Üçüncü bir sorum ise hocam, size söyleyeceğim şey, bana göndermiş olduğunuz tam ilmihal saadeti ebediyeyi aldım, çok teşekkür ediyorum. Okuduğumuz her sayfasında size dua ve geçmişlerinize dua ediyoruz. Ellerinizden öpüyorum hocam. Estağfurullah, teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İyi günler. Merhabalar hocam. Buyurun. Sorum şu şekilde, bir savaş sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail Aleyhisselam tarafından vahiy olarak cevşen indirilmiş. Ben bunu bir yerde okudum. Hani daha doğrusu bizzat cevşeni gördüm. Başında bu yazıyordu. Ve hani şu şekilde zırhı çıkar bunu oku şeklinde indirilmiş. Toplumumuzda da cevşen hani pek bilinmiyor, okunmuyor. Ben de pek bilmiyorum açıkçası. Yani okuyabilir miyiz? Okumamız uygun mu? Bu bilgiler doğru mudur acaba? Bu konuda bilgi almak istiyorum hocam. Teşekkür Peki ederim. Efendim. İlk dinleyicimiz tesettürle alakalı. Tabii şimdi Allah rahmet eylesin. Şimdi babamlar emsalleri biz çocukken duyduğumuz şeyler hani din büyükleri de İslam alimleri de diyorlar ya çocukken bir şey öğretilirse mermer üzerine yazılan yazı gibidir. Evet. Şimdi bellek diyorlar, hard disk, ana hafıza. Oraya attım bir de o silinmiyor bir de kolay kolay. Ama sonrakiyle su üzerine yazılan yazı gibidir. İnsan tabii yaşlanınca çok net onu iyi anlıyor. Bizim şimdi yaşımız 60'ı geçtiği için. Mesela okuyorsun, anlıyorsun. 5 dakika sonra onu anlatacaksın. Ya okudum, anladım da. Allah Allah, neydi? Ne okuduydum? Başlıyorsun. Unutuyoruz.
Şeyde Cevat Baba'na vardı, tekerette program yapıyordu falan da. O da bir gün böyle geldi, anlatıyor falan. Dedim işte malimler onu söylemişler zaten. O doktordu kendisi. Asırlar ötesinden söylemişti. Gençken yazılan, o şöyle diyordu. Şimdi küçükken dedi, ne kadar yüklersen yükle dedi. Unutulmaz o dedi. Hatta bir iddiası var, dedi ki bir çocuğa dedi, 5 tane ana dil olarak yabancı dil öğretebilirsin dedi. Dedim hani çocuğa fazla yükleme. Yok dedi, alakası yok, uydurma dedi ya. O şey olarak da izah ediyordu. Mesela yüklenen bilgiler dedi, beyin devam süresinde sayfa açar, oraya kaydeder dedi. Bunlar da kolay kolay çocukluk döneminde şey yapmaz. Peki dedim, çocukluk dönemi geçtikten sonra sen de dolma tüfek bilir misin dedi. Biliyorum köyde, biliyordum o dolma, ağzından doldurur tüfek. Evet. Ha dedim, biliyorum işte, o dolma tüfeğe benziyor yaşlanınca dedi. Unutur. İslam alimleri suya yazılan gibi, yazı gibidir yaşlanınca öğrenilen şeyler, unutulur. Eğitimciler de mesela bir şey ne kadar çok tekrar edilirse beyin onu baskı yapar, hafızada tutar. Ama bir defa tekrar ettin. Sen anlattıydın. Aa, Allah Allah, ben anladım. Ne anlattım? O bile yok. Evet. Yok. Yani baskı yapmıyor, sayfa açmıyor. Unutulup gidiyor. O anda söylüyorsun. Ama unutulup gidiyor. Öyle değil. Onun için de bize çocukken mesela bazen dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Ya babaannesinden çok anlatıyor. İyi de çocukluğum benim hep babaannemle geçti, annemle geçmedi. İlkokulu bitirdim. Orta birden ta ilahiyatı bitire kadar aynı oldu. Babaannemle kaldıydım rahmetli. Yani bazılarının hatırına gelebiliyor, bunun annesi yok mu falan diye. Annem vardı. Allah-u Teala rahmet eylesin. O da vefat etti. Babam da vefat etti. Şimdi o zaman anlatılanlar beyin körpe ve taze olduğu için sayfa açıyor. Mesela babamlar emselleri de böyle konuşurlarken at ziyit izine karıştı derlerdi. Mesela bunu hiç unutmuyorum. Hafızamda tutuyor. Duruyor bu. At ziyit izine karıştı. Tabirini kullanırlardı. Bu bir deyim. Ama uzun uzun anlatmaya gerekmiyor. Yani ortada karma karışık demektir, tamam mı? Evet. Karma karışık demektir. Ve bir de bir tabir daha kullanıldı. Şapla şekeri karıştırıyor bu adam. Şapla şekeri karıştırıyor. Ben bilmiyordum çocukla. Şekeri biliyordum, toz şekeri biliyordum da şapın ne olduğunu. Sonra tabii hayvanlarda bir hastalık meydana geldi. Şap hastalığı. Hakikaten o hastalık için getirdikleri bir şeyler vardı. Bakıyorsun yan yana koysan toz şekeriyle o şap için. Bilmeyen onu toz şekeri zanneder. Şapla şekeri karıştırıyor derlerdi. Yani bu adamın altyapısı yok. Şimdi öyle işte din anlatmak veya dini anlatmak, şapla şekeri karıştırıyor adam. Niye? Altyapısı yok. Efendim işte ilahiyatı bitirmiş. Ya ben de ilahiyat mezunuyum da. Şimdi ilahiyatı öyle gözle büyütmemeli. Altyapı göçük. Çünkü yıllardır ben 13 sene Milli Eğitim'de çalıştım. 5 tane Milli Eğitim Bakanı değişti öğretmenlik döneminde. Her Milli Eğitim Bakanı geldiği zaman bir reform yapardı. Uç noktasında, yani şu anda öğretmenler, dinleyenler varsa yakinen bilir. Bu Milli Eğitim'deki bütün hani yönetmenliklerin uç noktasında tatbikçisi öğretmenlerdir. Oraya gelir. O yönetmenlikler. Ya gelir bakardım, o reform diye getirdikleri, Allah Allah derdim ya. İnsan düşünse bir çocuğu okula sokup mezun ederken nasıl cahil yapabilirsin? Demek ki bizim milli eğitimimizde delik deşik olmuş. Ondan sonra diğer birimlerimizde delik deşik olmuş. Çünkü benim aklım bir şey almıyordu. Ne almıyordu? İmam Hatip Okulu 7 seneydi. Bunun bizim dönemimizde orta kısım 4 sene. Diploma da veriliyordu. Kayyumluk, mezunluk bile veriyorlardı o diplomayla. O dönemlerde. Bitirme imtihanları. O zaman dilersen lise kısmına devam ediyorsun. İmam Hatip'in 1. sınıfından 7. sınıfına kadar haftada 5 saat Arapça dersi var. Bahattin Bey. 5 saat. Ondan sonra ilahiyata da gidiyorsun 4 sene. Toplam 11 sene. Eğer dışarıdan Arapça ile alakalı bir destek almaz, çalışmazsan bu 11 sene neticesinde ne okuduğunu anlayabiliyorsun ne de konuşabiliyorsun. Evet. 11 sene ya. Hani bazılar diyor ki efendim siz hani ben kendim İmam Hatip mezunuyum, kendim ilahiyat mezunuyum. Eğitim sistemi bu. Elin gavuru oturmuş İngiliz'i 3 ayda 6 ayda aynı şekilde pratik Arapçasında konuşturuyor. Orta Doğu'da gönderiyor, orada casuslarını kullanıyor. Adam bir de sarı sakal şey yapıyor, şeyh diye de aynı şekilde cirit atıyor. Senin 11 sene din tahsili yaptığın çocuk konuşamıyor bunu. Sadece bu Arapçada değil. Diğer dillerde de öyle. Evet. Hatta bizim o zamanlarda İmam Hatip okullarında yabancı dil şeydi, Fransızcaydı bizdeki. O çocukluk halimle bir duvar gazetesi çıkartılıyordu. Hani diyorlar ya, ben biraz argo tabirle söyleyeyim. Matrak dalga geçmek için falan yapılıyordu falan.
Ya dedim o duvar gazetesini duvar gazetesiyle dedim bize Fransızca öğretseler daha kalıcı oluyor. Bak o duvar gazetesinde yazdıkları bir tane bir cümle var. Hiç unutmuyorum onu. Ben Necdetli'nden geçerken Jesse Tombe sırt üstü. Ben Necdetli bahçeden geçerken Jesse Tombe ben düştüm sırt üstü sırt üstü. Orada Jesse Tombe, Tombe fiilini jardin, bahçe, Danne Jardin'den geçerken diyor. Ya dedim ya bunlar dedim öğretse biz dedim daha aynı şekilde kalıcı olacak şey yapılacak falan diye. Demek ki maksat öğretmek değil kafa bulandırmak. Yani eğitim evet. O. Çünkü benim dedem de medreseliydi. Dedemden kalan böyle eski bir resim defterleri var. Siz kullanmışsınızdır onları dikdörtgen şeklinde. Evet. Öyle dikdörtgen şeklinde bir kitap baktım. 9 tane dil var medresede. Ve sonra ben Akıncı romanlarını şey yaparken Akıncılar en az 2 dil biliyor. Hem de Bahattin Bey öyle dil değil. Mesela gidiyor Romence, Romanya'ya gidiyor. Roman bunun aynı şekilde sonradan Romence öğrendiğini anlamıyor. Anlamıyor. Niye anlamıyor? Çünkü Allah Teala yaratırken bu boğaz hançeri öyle bir yaratmış ki Arapçayı telaffuz edecek, o kelimeleri telaffuz edecek şekilde yaratmış. Osmanlı'da da zaten önce Kur'an harfleri, Kur'an-ı Kerim öğretiliyor. Ağız yapısı gayet güzel. Dolayısıyla gunneli, ihvalı ne kadar ses varsa Fransızca'da, Latin kökenli dillerde ne kadar varsa zaten tecvid öğretildiği için çocuğa bütün dilleri çok güzel bir şekilde telaffuz ediyor. Dili dönmediği bir kelime yok. Çok rahat telaffuz ediyor. Biraz da içine girdiği zaman kimse anlamıyor bunun. Roman midir, değil midir, başka bir yerden mi geldi bilemiyor. Bunların hepsi de yapılabiliyor muydu? Evet yapılabiliyordu. Şimdi nereden nereye getirdik de tesettür konusunu da işte şeye çevirdiler hani şapla şekeri karıştırmayanlar devreye girdi. Ondan sonra at izi it izine de karıştığı için ve bu dinleyicimizin de kafası karışıyor. Fıkıh kitaplarında bakın Kur'an-ı Kerim'den öğrenmez. Hadis-i şeriflerden de öğrenmez. Fıkıh kitaplarında kadınların da erkeklerin de giyim konusu ana hatlarıyla bildirilmiş. Belli bir elbise bildirilmemiş. Evet. Forma yok yani İslamiyet'te. Tesettür için forma yok. Ve kendi örf adetine göre. Mesela şeyde işte erkeklerin giyim konusunda da. Orta Doğu bölgesinde Antalya şeklindeki elbise geçerlidir. Genellikle beyazdır. Efendim işte tesettür ayet-i kerimesi nazil olduğu zaman işte bütün kadınlar kara çarşaflara bürünmüş. Ya o kadar ters bir şey ki. Bunu söyleyenler yani birisi önüne koyacak arkadaş diyecek orası sıcak bir iklim. Siyah sıcağı çeker. Evet. Çeker. Beyaz geri yansıtır. Erkekler beyaz giyiyor. Şimdikiler salaklık ediyor eğer kadınlar siyah çarşaf giyiyorsa orada. O salaklık ediyor. Halbuki siyah çarşaf değildi o. Siyah giymiyorlardı. Kendi örflerine göre. Bir zamanlar mesela Osmanlı döneminde İstanbul'da hanımlar çarşaf giymişler. O zaman dikkat çekmiyordu. Alay da edilmiyordu. Hakaret de edilmiyordu. Giymiş olabilir. Yani o bölgede yaygınsa giyilebilir. Bizim mesela güney bölgemiz, İç Anadolu bölgemiz, Ege bölgemiz, Marmara bölgemiz, Karadeniz bölgemiz, Doğu bölgemiz farklı. Farklı. Giyimler de farklı. Ben de İç Anadolu'luyum. Gözümü açtım. Dağ köyü bizimki. Gözümü açtım. Kadınlar bizde şalvar bölgelere göre değişir. 8 metre basmadan yaparlardı. Yani içinde şalvarı giydiği zaman üstünde de aynı şekilde ona göre bluzumsu. Çok bol bir şekilde. Bir de at katarlardı falan. Ne kadının ne hatları belli, ne şey belli. Efendim çalışırken de rahat çalışıyor. Ya içinde bir insan var mı yok mu belli değil yani. Yani İslamiyet uygundu. İslamiyet uygun. Geç mesela Erzurum ve o bölgede kat kat yapıyorlar. Doğudaki aynı şekilde soğuğa göre falan. Uzaktan gördüğün zaman kadının ne hatları belli, ne şey belli. İçinde ne olduğu belli değil. Hatlar belli olmayacak. Belli olmayacak. Peki şimdi çarşaf uç bir noktada aynı şekilde dikkat çekiyor. Zaman zaman aynı şekilde gazetelerde karikatür ederek Müslümanlara dalga geçmek için çarşafı öcü böcü diye gösteriyorlar. Bugün Müslümanın giyeceği, Müslüman hanımların giyeceği manto cafcaflı bir renk olmayacak. Başörtüsü geniş olacak, var onların başörtü geniş olacak. O bantlı falan da gereği yok ona.
başını şey yapar, aynı şekilde boğazının altına getirir, oradan da aynı şekilde bağlar geniş bir şekilde. Pardüsünü veyahut da aynı şekilde mantosunu da kışa göre ta topuk kemiklerine kadar da uzun tutar. Bitti, bu kadar. Bugün bu kimsenin dikkatini çekmiyor ve bu da İslamiyet'in emrettiği tesettür müdür? Evet, emrettiği tesettürdür. Peki o tunik altına pantolon giyiyorsun, uygun değil. O tunik çıkardığı zaman pantolon gözüküyor. Pantolonsa erkek kıyafettir, kadın kıyafet değildir. Caiz değil bu. Ama işte örtü, örtü değil o. Örtü değildir. Zaten aynı şekilde bütün hatlar da belli. Sen o pantolonu şey yapınca, bir de şimdi benim çok garibime gidiyor. Bu dizleri böyle açık olanlar var. Evet. Bir gün böyle gittim, Allah Allah dedim, ne kadar namaz kılmış bak dedim, dizleri eskimiş falan. Başladı arkadaşım birisi gülmeye. Bir erkekte gördüydüm falan dedim, çok namaz kılmış dedim, çok diz çökmüş falan. Başladı gülmeye. Abi dedi, sen de çok safsın dedi ya. Moda bu dedi, değil mi? Dedim hayırdır. Bak dedi, bekle şimdi buradan üniversite öğrencileri dağılacak dedik. Kadına, kız erkek hepsine dikkat et dedi. Aa baktım, kızlar da öyle dedim, bunlar da mı çok namaz kılmışlar? Eskimiş dizleri. Hani buyuruyor ya, Eshab-ı Kiram'ın omuzları eskirmiş. Niye? Safları çok sık tuttukları için omuzları eskirmiş falan. Meğer bilerek yapıyorlarmış onu. Evet. Modaymış o. Ne bileyim ben, modaymış. Dolayısıyla dinimizin emrettiği şekilde. Ama insanlar beğenmiyor. Allah rahmet eylesin. Emen abiler zaman zaman toplantılarda anlatır. Falan şunu diyecek, filan bunu diyecek. Efendim ayıp olur, ona yaparsak ayıp olur. Falan yaparsak işte ya gücenir falan. Hemen abi, peki Allah-u Teala gücenmez mi? Allah-u Teala'ya karşı ayıp olmaz mı? Zünun-u Mısri Hazretleri'nin sözünü naklettik. Tövbe iki tanedir. Birisi Allah-u Teala'dan korkmak sebebiyle, birisi de aynı şekilde utanmak sebebiyle. Utanmak daha aynı şekilde. Niye Allah-u Teala'dan utanmıyoruz? Mahşere çıkmayacak mıyız? Mizana çıkmayacak mıyız? Önümüze koymayacaklar mı bunu? Koyacaklar. Ama efendim bizim komşular beni kınıyordu. Aha, mizanda seni kurtarsınlar o zaman, o kınayan komşuların. Kendilerini kurtarabilecekler mi onlar? Ayıplanma korkusu, işte Ebu Talip hayattayken iman edememesinin sebebi ayıplanma korkusu. Ha, yeğenine tabi oldu diyecekler diye. Kadınlar ne der diye. Çok kimse de buradan gidiyor. Küfre gidiyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla bugün kadınların örtüleri başörtü, parsü, manto. Evet. Ona riayet edecekler. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, veren olgun, alan uygun olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen, kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter buyuruluyor. Kim kime, neye güvenirse yardımı ondan beklesin. Allahü Teala kendisine güvenenlere yardım eder, diğerlerini ise güvendikleriyle baş başa bırakır. Dünyada en bedbaht insan Allahü Teala'ya değil de kendi gibi aciz insanlara veya kendi nefsine güvenendir. Allahü Teala'dan değil, nefsinden güç almak, istemek felakettir. Kendine güvenen sevilmez. Allah'a güveneni ise herkes sever. Büyüklerden bir zat, kalpten para sevgisini çıkarmanın ilacı büyükleri sevmektir. Bunun başka hiçbir yolu yoktur buyururdu. Çünkü sevgiler çarpışır. Mesela ibadet sevaptır. Ama sevap sevgiyle çarpışamaz. Sevgi, şefkat ve muhabbetin hususiyeti başkadır. İbadetin hususiyeti başkadır. O bakımdan dünya sevgisinin zıddı ibadet etmek değil, ancak ve yalnız Peygamber Efendimizin varisi olan İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyük zatların sevgisidir. Bu iki sevgi çarpışır. Kişinin akıbeti hangi sevginin üstün geleceğine bağlıdır. Bu büyüklerden, onların sevgisinden nasibi olmayan yer dolusu gözyaşı dökse yine bir gün batar. Cenab-ı Hakk'ın rızasına, sevgisine iki yolla kavuşulur. Biri kalp yoluyla, ikincisi kalıp yoluyla, yani beden yoluyla. Kalp, Allah sevgisiyle dolmalıdır. İnsan vücudu da ibadetle ve İslam ahlakıyla süslenmelidir. İnsan hiç konuşmadan da dine hizmet edebilmelidir. Nitekim ömründe hiç namaz kılmamış bir genç, bulunduğu beldeye gelen büyük bir zatın yaşayışına bakar, o zatla hiç konuşmadığı halde sadece o zatın yaşayışını görür ve talebelerine gelip, ben hayatta böyle tatlı Müslüman görmedim diyerek namaza başladığını bildirir.
Halbuki kendisine namaz kıl diyen olmamıştır. İnsanlara anlatarak bir şey kabul ettirmek çok zordur. Fakat biz dinimizi tam yaşarsak, tatlı dil ve güler yüzümüzle, güzel ahlakımızla numune olursak, hiç konuşmasak bile bize bakıp dinimizi severler. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Yani insanın hal ve hareketi sözünden daha tesirli olur. Yaşayarak örnek olmak, sözle anlatmaktan daha etkilidir. Güneş hayat kaynağıdır. Güneş enerjisi olmazsa hiçbir canlı yaşayamaz. Çünkü güneş yalnız ışık değil, enerji de veriyor. Peygamberler de güneş gibidir. Bir peygamber dünyaya geldiği zaman her taraf onun nuruyla aydınlanıyordu. Vefat edince de dünya kararıyordu. Sonra Allahü Teala başka bir peygamber gönderiyor, dünya yine aydınlanıyordu. Nasıl ki güneş, ışınları ve enerjisiyle canlılara rızık ve hayatta kalma gücü gönderirse, peygamberler de kalplerin temizlenmesi, iman etmesi ve canlanması için böyle hayat kaynağı olup nur ve feyz yayarlar. O nurun ulaştığı kalp nurlanır, imana kavuşur. Peygamber Efendimizin teşrifiyle bu nur bütün dünyayı kapladı. Son peygamber olduğu için onun vefatından sonra da kıyamete kadar onun varisleriyle yani mürşid-i kamillerle bu nurun yayılması devam eder. Asırlar boyunca elverişli olanlar o nuru alıp iman ettiler. Elverişli olmayanlarınsa üstünden akıp geçti. Onun için veren olgun, alan uygun olmak lazımdır buyuruluyor. Yani bu iş iki taraflıdır. Sadece verenin olgun olması yeterli değildir. Mesela bugün evlerimizin içi radyo ve televizyon dalgası gibi birçok elektromanyetik dalgayla doludur. Demek ki vericiler doğru çalışmaktadır. Alıcı olmak için de mutlaka radyo, televizyon gibi bir cihaz lazımdır. Aksi halde o dalgaları alamayız. İşte insanlar da böyledir. Feyz veren zatlar olgunluğun zirvesindedir. Alan da uygunsa, dünyanın öbür ucunda da olsa feyz alır. Aksi takdirde o büyükleri görmekle şereflense bile asla feyz alamaz. Bu bir frekans meselesidir. Vericinin frekansını alacak bir cihaz lazımdır. Peygamber Efendimizin amcası Ebu Leheb de o cihaz olmadığı için o nuru alamadığı gibi bilakis düşman kesildi. Çünkü insan o nuru alamayınca alana da verene de düşman kesilir. Dolayısıyla büyük zatların düşmanı çok olur. Nitekim Allahü Teala'nın ve Peygamber Efendimizin düşmanı çoktur. En büyük musibet, bu büyüklere tesadüf edip de, yani onun zamanında, onun bulunduğu yerde yaşayıp da, onlardan mahrum kalmaktır. Bu hal, cevher dolu bir hazineye rastlayıp da, elden kaçırmaktan daha vahimdir. Ebedi saadetten mahrum kalmak, kendini ebedi felakete atmaktır. Bundan daha büyük musibet olmaz. Sorun söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun. Efendim şimdi tesettür konusunda tabii söylenecek çok şey var da bu konuda tam ilmihal saadeti ebediyenin setir avret bahsinde, kadınların örtülmesi bahsinde lazım olduğu bu zamanımızda nasıl örtülmesi lazım geldi orada bildirilmiş. Şimdi bir başı örtüller var, bir de başörtüller var. Belki dinleyicilerimiz anlamadılar şimdi ne demek. Şimdi başörtülü, başı örtülü. Başörtüller, başa bir şey böyle acayip garip bir şeyler takıyor. Ondan sonra daracık pantolon, güneş gözlüğü, makyaj sırıtıp duruyor. Bütün vücut hatları belli. Kollar açık, kısa kollu. Ayaklar çıplak. Ama başörtülü. Sadece başörtülü yani. Başörtülü. Başörtülü. Bir de başı örtülü olanlar var. Onlar Allah rızası için, Rabbimizin emri olduğu için yapıyor. Zaten vücut hatlarında belli etmeyecek şekilde örtülüyor.
Yani erkekler bana baksın, insanlar bana baksın, öyle bir derdi yok. Çünkü öbür türlü, hani dinleyicimiz de dedi ya, örtülü çıplaklar. Sen bütün vücut hatlarını belli edecek şekilde daracık bir bluz veya gömlek veyahut da daracık bir pantolon giyeceksin. Başa da bir örtü takacaksın. Güneş gözlüklerini takacaksın. Makyaj da her taraftan sarkacak. Ondan sonra ne oldu? Kızımız veya ablamız başörtülü oldu. Tesettür, tesettür değil bu. Yani erkeğin başını çevirip bakmaması gerekir. Hatta Allah-u Teala rahmet eylesin, hatırlar mısın? Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala'yla hanımefendiler vardı. Evet. Nefise Siret Hanım, rahmetullahi aleyha. O konuda tam bir Osmanlı hanımıydı. İslamiyet'i çok iyi biliyordu. Dikkat ederdim mesela bizim hanımlar vasıtasıyla, yani görüşlerinde gelen bilgilere. Yani renkler konusunda, bir hanımın giyinirken seçeceği renkler konusunda. Çok hassaslardı. Tam İslamiyet'i çok iyi biliyor, sindirmiş, hayatına geçirmiş. Şimdi biz hayatımıza geçirmiş ve Allah korkusu falan yok. Böyle yapsam olmaz canım, şöyle yapsam olmaz daha böyle. Yani habire uçta oynuyor. Ya ben aslında yapmayacağım da, hani sizin gönlünüz olsun diye yapıvereyim ben. Öyle yapıyor falan. O zaman seni kurtarmaz. Evet. Seni kurtarmaz. Çünkü bir gün toprağın altına gireceksin. O zaman ahiretmenin herhangi bir şeyde faydası da olmaz. Allah Teala hepimize hidayet nasip etsin. Amin. Gelen efendim diğer dinleyicimizin suali vardı. Ramazan Şerif'te dedi, bu dedi mesela bulunduğum yerde dedi, 3'te. İstanbul'da da Türkiye takvimine göre 3-7 geçe İstanbul'da. İmsak. Ki pazar gün kalkacağız nasip olursa imsak 3-7 geçe bitecek. Peki öbür türlü 3-27 geçe koyuyorlar oraya. 3-27 geçe 20 dakikada uzatıyor. O 3-27 geçe, 3-27 veya 28 geçe sabah namazının giriş vaktidir. Türkiye takviminde, İstanbul takviminde yazıyor sabah namazının giriş vakti diye. 3-28 geçe, 3-7 geçe oruç başlıyor, 3-27 geçe sabah namazı giriyor. Sabah namazı giriyor. Bu sabah namazının giriş vaktine kadar, sabah namazının giriş vaktine kadar millete yediriyorlar. Millete yediriyorlar. Burada ezan da okuyorlar. Ezan okumaları doğru. Çünkü sabah namazını girdi. Ama senin orucun başlayış vakti burası değil. Buraya kadar yedirdin. Burada şunun bunu söylemesi değil. Vatandaşın kendi inisiyatifini kendisinin kullanması gerekir. Toprağın altına, toprağın altına seni imam, vaiz, müftü, ne bileyim ben şeyh, işte radyo programcısı, televizyon programcısı, ilahiyatçısı, inovatçısı koy, şey yapmayacak, seninle beraber gelmeyecek oraya. Seni tek başına koyacaklar kabre. Hesabını da efendim işte bir ilahiyatçı diyordu televizyonda, o anlatıyordu falan. Gelsin de kurtarsın, seni kurtarabilirse. Önüne koy verecekler oruçların hiçbirisi olmadı diye. Ne yapacaksın o zaman? Ne yapacaksın o zaman? Ya en azından İmam-ı Rabbani Kutlu Sözleri buyuruyorlar ki akıllı kimseler yalancı kimselerin sözüne karşı bile tehlikeli haberlerinde ihtiyatlı davranır buyuruyor. Yalancı kimselerin söyledikleri sözlerde eğer bunlar tehlikeli bir haber veriyorsa, yangın var, ondan sonra sel geliyor diyorsa, akıllı kimseler ya bu yalancı sahtekarın teki onun sözüne itibar etmez demezler buyuruyor. Kalkar, etrafı bir kolaçan eder, bakar sel alameti var mı yok mu onu bir kontrol eder. Bunu yalancı söyledi demez. Niye? Çünkü tehlikeli bir haber. Ya en azından tehlikeli bir şey söyleniyor. Orucun olmadı deniyor. Orucun olmadı. Vebali onlara ait. Toprağın altına girince göreceksin bakalım vebali onlara mı ait. Onlar zaten aynı şekilde okka altına girdi de seni de götürdü. Kurtarabilecek misin? Çağır getir senin orucularını kurtarsın orada kurtarabiliyorsa. Kurtarsın kurtarabiliyorsa. Dolayısıyla İstanbul'da 3-7 geçe bitiyor. Peki 3-27 geçene kadar yedi içti. Dinleyicimiz de onu soruyor. Orada ezan okuyorlar diyor. Tabii ezan okuyorlar. Ha diyor, bayram akşamı da diyor. 4'te okuyor diyor. Tamam. Şimdi bayram akşamı da aynı şekilde 3-27 gece giriyor ama normal zamanda güneşin doğusu 5-25. Dolayısıyla 4.30'da okuyacak. Sabah namazına bir saat kala okuyorlar. Güneşin doğmasına bir saat kala okuyorlar normal zamanlarda. Bunu Ramazan-ı Şerif'te yapıyorlar böyle. Hani ezan okuyoruz artık yemeğin içmeyi falan. Sen oraya kadar uzattıktan sonra adam bir de ona ilave yapar. Ezandan sonra da ihtiyat var. Bilmiyor ki vatandaş. Bilmiyor. Halbuki
bu 3-7 gece bırakırsın. 3-7 gece bırakırsın. Yani belki burada 1-2 dakikalık bir şey oynarsa oradaki o ihtiyat seni kurtarabilir. Ama 3-27 gece seni kurtaracak hiçbir şey yok. Hocam bizim çocukluğumuzda önce sela veriliyordu imsak tabii. vaktinde. Tabii. Sonra ezan okunuyor. Sonra ezan okunuyor. Bizim yaşımızda olanlar bunu çok iyi bilir. Tabii. Şimdi mesela her sene Diyanet açıklama yapıyor. İşte işte bazıları diyor ki efendim işte 3-7 geçe. Biz diyoruz ki 3-27 geçe. Birisi de kalkıyor diyor ki yok ya ne 3-27 geçe. 5.30'a kadar ye iç diyor. Tamam mı? Evet. Değil mi? Biz diyor orta yolu bulduk. Ne orta yolu buldun ya? Sen bozdun. Netice itibariyle öbürleri de aynı şekilde o yoldan girdi. Kabahat senin. Senden önceki Diyanet İşleri Başkanları aynı şekilde bilmiyor muydu bunu? Yanlış mı yapıyordu? Niye bozdun durup dururken? Değil mi? Niye bozdun? Dolayısıyla o ezanı dörtte okumaları yanlış bir şey değil. Hani dinleyicimiz kafasına takılmış. Ramazan Şerif'te yapıyorlar işte. Burada yemeği içmeyi bitirin falan. Ne yemeği içmeyi bitirin? Sabah namazının vakti girdi artık. Efendim gelelim. Biz dedi Türkiye takviminin bildirmiş olduğu vakitlere uyuyoruz. İyi ediyor. Namaz vakitlerinde de. Hele hele oruçta uymak mutlaka aynı şekilde. Çünkü çok hassas davranılmıştır o konularda. Orucun şeysi yok. Gitti mi gidiyor. Tabii. Namazı tekrar kılabilirsin. Namazı kılıyorsun. Orucu kaza edeceksin ama o gün boş boşuna aç kalmış oluyorsun. Hatta şeyde Tamil-i Nasadi Tebeli'ydi. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullah da aleyh. O ihtiyat konusunda o kadar çok uğraşmış ve nakiller yapmışlar ki. Bulutlu havalarda veyahut da vaktin girmesinin endişesi. Veyahut da salih kimseler haber vermiyorsa. Şimdi salih fası karışık. Efendim müezzin salih olmaz mı? Adı salih bizim müezzinin desin. Adının salih olması değil. Din gayreti yok. Ne yaparım ya saat yanlış bir okuyuverdim diyor adam. Öyle bir din gayreti yok. Yani ben saatim yanlış olabilir mi? Ya Bahattin Bey bir de senin saatine bak falan demiyor ki adam. Benim saatim öyleydi. Şimdi zaten merkezi sistemle okuyorlar. Bir de merkezi sistem okuyor. O da gidiyor erkenden şey yapıyorsa. Bastığı tuşu her bütün camilerde. Gitti. Ne yapacaksın? 18 saat oruç tuttun. Bir dakika önce, 5 dakika önce. Ya 5 dakika önce top atıyorlar. Her sene oluyor bu. Oluyor. Her sene oluyor. Her sene anlatılıyor, her sene de oluyor. Dolayısıyla orada Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki böyle durumlarda önce akşam namazını kıl. Çünkü 5 rekat olduğu için 5 dakikanı alır. 5 dakika sonra baktın ki tekrar aynı şekilde ezan okumaya başladılar. Özür dileriz yanlışlık olmuş. Peki akşam namazı? Akşam namazını ben tekrar kılarım. Vakit girmemiş. Ben kılarım ama orucu tekrar tutamam o 5 dakika içerisinde artık bitti o. Oruç kazaya kaldı. Oruç kazaya kaldı. Ona dikkat etmeli. Ve iftarda da acele etmeli ama vakit girdiyse. Sahurda da ihtiyatla hareket etmeli ve şeyde de iftarda da hep ihtiyatla hareket etmeli. İhtiyat insanı kurtarır. İhtiyatla hareket etmek, tedbirli hareket etmek 18 kurtarır. 18 saat aç kalmışsın hocam. 5 dakikayı bekleyemiyorsun yani. 5 dakika, 18 saat mı? 5 dakika yani. Ondan sonra orucunu götürecek. Yarın mahşer günü eyvah diyecek ama işten geçecek. Tabii. Efendim gelelim son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Bu Cevşen dedi işte vahiyle indirilmiş falan. Efendim Cevşen'le alakalı kitaplarda bir kaynak yok. Hatta bu konuda Diyanet'in de aynı şekilde bir araştırması var. O zamanki Diyanet dergilerinde falan da yayınlandıydı. Böyle bir şeyin aynı şekilde şeyi yok, aslı yok falan diye. Şii kaynaklı olduğu da söyleniyor bunun. Böyle bir şeyin olmadığını, Şii kaynaklı da olduğu da söyleniyor. Hatta şeyde bu Irak-İran harbi vardı. Evet. O zaman İran askerlerinin boyunda hep bu Cevşen çıkmış. Hani şey yapıyor ya işte zırhını çıkar bunu oku. O duayı yanında taşıyor ama hepsi lapır lapır öldüydü. Değil mi? Evet. Lapır lapır öldü. Dolayısıyla temel kitaplarda ve Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarında yok. Peki Ayat-ı Hırs Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okumuştur. Şifa ayetleri var. Şifa için bildirilen dualar onlar kitaplarda var. Kitaplarda bildirilerini aynı şekilde okursun. Ama bunun kaynağı bildirilmemiştir. Dolayısıyla biz de tavsiye etmeyiz. Yani muteber kitaplarda biz de görmedik. Kaynak olarak da görmedik. Bir zamanlar çok yaydılar bunu.
İşte bütün dualarına da Cevşen oluverdiydi birden. Yani böyle bir hadise yok. Muska'nın adı da Cevşen oldu. Yani onu o şekilde öyle şey yaptılardı ki, yaydılardı ki falan. Aslı astarı da yok efendim. İtibar da edilmez. Buna da itibar edilmez. Hani kitaplar, kitapçıklar bastırmışlar falan filan. Feşmekan'ı bastırırlar. Bir zamanlar ben görmüştüm de Osmanlı son dönemlerinde artık kontrol edemediği dönemlerde Lübnan matbaalarında basılmış Şeyh Ahmet Vasiyetnamesi Osmanlıca. Osmanlıca basılmış. Bozuk bir şey bu. Adam Peygamber Efendimiz türbede Peygamber Efendimiz rüyada görmüş de git ümmetime söyle işte sonları iyi değil falan. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca anlatamamış, bildirememiş bir Şeyh Ahmet denen bir neydi belirsiz. Adamın ismi de Ahmet midir, Mehmet midir? Ne olduğu belirsiz. Belki de bir İngilizdir. Evet. Lübnan'da bastırılmış. Lübnan'da bastırılmış bir İngilizdir. Şeyh Ahmet diye de uyduruk bir isimle aynı şekilde şey yapmışlardır. Nedir? Müslümanların altyapısı bilgileri yoksa böyle uyduruk kaydırık insanları tokatlamakta ve itikatlarını da bozmakta. Dolayısıyla böyle dönemlerde bu tip insanlar kullanılmış. Böyle kimseler kullanılmış. Bazılarını da aynı şekilde kullanmışlar. Yani altyapısı yok, fıkıh bilgisi yok. Hani bazıları itiraz ediyor. Efendim işte fıkıh bilgisi. Hani bu risalelerde fıkıh bilgisi yok deyince hemen bir şey yapıyor ya. Bir tepki gösteriyorlar ya. Ya arkadaş niye tepki gösteriyorsun? Otur bir araştırsana. Yok. İçi boşaltılmış. İslamiyet'in içi boşaltılmış. Orada İslamiyet yok. Ha beyli şeylerin, hikmet şeyleri falan. İyi de arkadaş haramlar nelerdir? Farzlar nelerdir? Yemede, içmede, giyinmede, muamelatta, nikahta, talakta nasıl hareket etmem lazım? Nereden öğreneceğim ben dinimi? O kitaplar dini öğretmiyor. Müslümana öğretmiyor. Ama bir Muhammed bin Kutbuddin İzzik Hazretleri'nin mızraklı ilmihali önce iman bilgisini, on sonra da itikad bilgisinden sonra da amel bilgilerini öğretmiş. Küçücük bir kitap ama evet. Hacmi çok büyük. Süleyman bin Ceza Hazretleri'nin Eyyühel Veled kitabı. İşte İslam Ahlak kitabında mevcuttur onlar. Başından sonuna kadar seni sabahleyin yataktan böyle kalkacaksın, şu duayı okuyacaksın. Helaya girmeden bu dua. Helada fazla eğlenme. Çıkınca bu duayı oku. Abdest alırken şunları oku. Evden çıkarken bunu oku. Yemekten önce elini yıka. Yemeğe besmeleyle başla. Tuzla başla. Yemekten sonra şu duayı oku. Çarşıya pazara girince bunu yap. Namaza dururken şöyle yap. Abdestini böyle al. Bana lazım olan o. Konunla komşunla böyle yap. Hastayı ziyaret ederken şunlara dikkat et. Hepsini anlatıyor. Orada ne anlatılıyor? Orada ne anlatılıyor? Meyvenin hikmeti, sebzenin bilinen fazileti. Beni ilgilendirmez o. Faydaları elbette ki var. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyin ayrı ayrı fazileti var. O ayrı bir mesele. Bana önce sünnet-i seniye, yani İslamiyet lazım. İslamiyet'in hükümleri lazım. Fıkıh lazım. Fıkıh olmadığı müddetçe hayatında hiçbir şey yok. Şimdikiler de işte Kur'an'dan dinini öğren diyenler de aynı kafadandır. Kur'an'dan ne öğreneceğim ben? O bir anayasa. Nereden çıkaracağım ben? Öğren namazı kaç rekat? Ara bul Kur'an-ı Kerim'de. Kaç rekat? Gördün mü sen? Görmedim. Yok öyle bir şey söz konusu değil. Git Kur'an-ı Kerim'i ara bakayım. Pizza orucu bozar mı bozmaz mı? Yazıyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Yazmıyor. Yok öyle bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim'den öğren falan. Bu peki bunu diyenler niye böyle söylüyor? Bunu söyleyenler iki kısımdır. Birisi çok cahildir. Salaktır, saftır. İkincisi de haindir. Hainliğine, İslamiyet'i bozmak için söylüyorlar. Bunlara dikkat etmeli ve itibar etmemeli efendim. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın. İslam ve toplum.